TRT Haber'den merhaba. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, S-400 alımlarına ilişkin net konuştu. Bağımsız bir ülke olarak Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür dedi. Oktay, S-400'lerin ilk teslimatı için Temmuz ayını işaret etti. Sakın ola ki tehdit dilini kullanma derim. Yapmayacaksak da yaparız. Yani tehdit diline boyun eğen bir millet değiliz ki biz. Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. Bir ton hantal bir karar verme sürecinin tamamını sen bana uygulayacaksın. Ondan sonra alım şartları ile alakalı normal şartlardaki piyasanın çok ötesindeki gerek fiyatlar gerek işte kredilendirme boyutu. Ama Türkiye'nin ısrarla her konuda bugün yaklaştığı olay ekonomik boyuttan. Gelişme boyutundan da baktığınızda biz teknolojiyi tüketen bir ülke olmaktan sadece tüketen bir ülke olmaktan çıkalı biz yıllar oldu. Teslimatı Temmuz'da almayı düşünüyoruz S-400 ile alakalı. Diyarbakır'da askeri helikopterlerin muhtemel iniş yerlerinden olan düzlük bir alanda teröristlerce tuzaklanmış 180 kilogram patlayıcı bulundu. Bölgedeki operasyonda 213 kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi. Güvenlik güçleri bölücü terör örgütüne yönelik Lice ve Hazro ilçeleri kırsalına operasyon düzenledi. Arazi taramalarında 12 kiloluk 5 tüp kullanılarak 3 noktaya tuzaklanan patlayıcı düzeneği tespit edildi. Patlayıcıların tuzaklandığı noktanın askeri helikopterlerin kırsaldaki iniş yerlerinden biri olduğu öğrenildi. 120 kilogram amonyum nitratla hazırlanan patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi. Operasyonda ayrıca teröristlerin finans kaynağına da darbe indirildi. 213 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Darbeci Semih Terzi'yi vurarak 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halis Demir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararları onandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 sanıktan 5'inin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13'ünün ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığı dosyanın istinaf başvurusu 21. Ceza Dairesi'nce karara bağlandı. Kararda ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı. Sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı belirtildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi. Delillerin hukuken geçerli olduğuna dikkat çekildi. Gerekçeli kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Kapadokya bölgesinde yıkılan kaçak yapıların sayısı 37'ye ulaştı. Yıkımlar hafta boyunca devam edecek. Kapadokya bölgesinde belirlenen kaçak yapıların yıkımları sürüyor. Ürgüp ilçesine bağlı Orta Hisar'da 4, Uçhisar'da 1 ve Göreme'de 2 olmak üzere 7 kaçak yapı yıkıldı. Yıkılan bina sayısı 37'ye ulaştı. Yurdun doğusunda kış sürüyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Kars Sarıkamış'ta çatılarda biriken kar ve buz temizleniyor. Muş'ta soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Bahar geldi ancak doğu kışın etkisi altında. Kar Sarıkamış'ta kar kalınlığı yarım metrenin üzerinde. İlçe sakinleri çatılarda biriken kar ve buz kütlelerini temizlemeye çalışıyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar mesaisinde. Belli noktalara toplanan kar ve buz kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Kışın sert geçtiği Muş'ta da hava buz kesti. Çatılarda boyu 3 metreye varan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar çatılardaki kar ve buzu temizlemeye başladı. Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı etkili. Bölgede kapalı olan köy yollarını açmak için ekipler gece gündüz çalışıyor. Sivas'ta da 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Başkentin suyu 24 saat denetim altında. ASKİ ekipleri içme suyu şebekesinde gece gündüz hassas ölçümler gerçekleştiriyor. Tespit edilen su kaçaklarına anında müdahale ediliyor. Bu sayede Ankara'nın 3 aylık ihtiyacını karşılayacak kadar su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Su şebekesinde hassas ölçümler yapılıyor. Kullanılan miktar dışında eksilme varsa kaçak uyarısı veriliyor. Başkentte ASKİ ekipleri su kaybını önlemek için 24 saat mesaide. Kaçak olduğundan kuşkulanılan bölgelerde sokaklar karış karış taranıyor. Ekipler ellerinde akustik yer mikrofonlarıyla desibel ölçümü gerçekleştiriyor. Su kaçağı olan yer nokta olarak tespit ediliyor. Buradaki asıl amacımız yüzeye çıkmayan, kontrol edemediğimiz arızaların tespitini yapmak. Vanadan geçen su miktarı ile tüketimdeki su miktarının farkı bize kayıp kaçak oranımızı tespit ediyor. Tespit edilen noktada şebeke hattına zarar vermemek için vakumlu kazı çalışmaları yapılıyor. Böylece yerin yaklaşık 1 metre altında arıza oluşan bölgeye rahatlıkla ulaşılıyor. Çalışma sonunda kaçak olan yer tespit edildi. Görüldüğü üzere şebeke hattında bir çatlak var ve oradan su sızıyor. Eğer bu çalışma yapılmamış olsaydı o su hem yüzey altında kalacaktı, fark edilmeyecekti ve böylelikle boşa akmış olacaktı. Çalışmalar sayesinde Ankara genelinde büyük miktarda su tasarrufu sağlandı. Hedefimiz 4 yıl içerisinde %30 düzeyinde aboneye ve kurumumuza katkı sağlayacak düzeye çekmek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü havada ters takla atan robot geliştirdi. Adı Mini Cheetah. Robotun arama kurtarma çalışmalarında kullanılması hedefleniyor. Koşuyor, zıplıyor, hatta havada ters takla bile atıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yeni bir robot geliştirdi. Mini Cheetah adı verilen robot 9 kilogram ağırlığında. Düşük maliyetli 3 adet motorla çalışıyor. İnsanlardan 2 kat daha hızlı yürüyor. Darbelere de dayanıklı. Herhangi bir çarpma durumunda kendini toparlayıp yoluna devam ediyor. Ters çevrilse bile robot yeniden ayağa kalkabiliyor. Mini Cheetah'ın arama kurtarma çalışmalarında kullanılması hedefleniyor. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi aktardık. Hoşçakalın.